Evet, sevgili dostlar, telefonlarımızda bir ses size alabilirsek teşekkür ederiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz, şeref verdiniz. Bugün sevgili Faha Akıner ve Fatih Akar dostlarımızın bir hafta önce falan bana getirdikleri bir konuydu. Dersin'in mehtap gazetecileri, muayenleri, genelde bu mesleğe çok hizmet etmiş dostlarımızı bugün faal olarak gazetecilik yapmayanlar dahil onlara bir vefa borcumuz olduğunu ve onlarla söyleşi yapmanın iyi olacağını söylediler. Ben de üstüne balıklama atladım açıkçası. Çok güzeldi, çok değerliydi. Bunlar aynı zamanda umarım ki çok değerli dokümanter olacak, belgesel olacak. Onun tadında kayıtlarımız olacak. Belki de yan yana çalışmanıza rağmen bilemediğiniz birçok anlardan haberdar olacaksınız. Güzel anekdotlara şahit olacaksınız ilk ağızdan. Bu projeyi başlatmış bulunuyoruz. Sayın Mazlum Gökçay beyefendi, hoş geldiniz. Bugün sizinle başlayacağız. Ve bundan sonra da seri devam edecek. Ben bu konuda Hatırat diye bir bölümümüz var. Yani anılarla ilgili Sayın Mazlum Gökçay büyüğümüzle yaşanan anılarla ilgili paylaşımlarda bulunacak dostlarımız Sayın Necdet Caner'a, gazeteci Necdet Caner'a, Sayın İbrahim Yalçıner, araştırmacı yazar, Sayın Fatih Şahin, gazeteci dostumuz. Bu konuda Sayın Mazlum Bey'le anılarını paylaşacaklar. Bir yandan da tabii Mersin'de bu işler nasıl oldu, güne nasıl geldi, onları da duymuş olacağız. Gazeteciler Cemiyeti'nden neredeyse kimse yok gibi. Ama Kayatepe Bey'in selamı. Yalnız Gazeteciler Cemiyeti'nden ilk üyelerinden ben buradayım. Demek ki bravo. Yani dört dörtlük temsil ediliyorlar. Demektir. Sevgili Mazlum. Evet. Siz de. Evet. Siz de hoş geldiniz. Kayatepe Bey'in selamı var herkese. Şehir dışında olduğu için maalesef katılamadı. Mali Müşavirler Odası Başkanımız Sayın Emin Levent Türkili Beyefendi'ye de hoş geldin diyorum. Sefa getirdiniz. Umarım iyi bir söyleşi olur. Biz de zevk alacağız. Sevgili Mazlum abimizi Emin Başkanım, bir şey söylemek isterseniz. Kısa bir... Buyurun. Mikrofonu yok ama burada konuşabilirsiniz. Aslında bu konuda çalışmış değilim biliyorsunuz basın. Fakat basın bizim için çok önemli. Önce Mersinli meslektaşlarımız adına, odam adına, Mali Müşavirler Odası üyeleri adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yoğun bir koşuşturmaca ve tempodan sonra buradayız. Biraz önce sevgili Mersin'in yıllardır tanıdığı büyük bir mücadele içerisinde olan Ahmet Yorgun abimiz de bizi ziyarete geldi. Onunla birlikte koşarak buraya geldik. Davet çok önemli bir davet. Bunun başında çok güzel seçilmiş. Ama keşke ben de Gazeteciler Cemiyeti üyesi arkadaşlarımızın Kaya mazeretini bildirmiş ama diğer arkadaşların hepsinin burada olmasını canı gönülden isterdim. Geçmişten günümüze Mersin basın duayenleri ve geçmişten günümüze Mersin. Çok önemli bir konu başlığı. Bu etkinliği düzenleyen ve birazdan konuşmacı olarak yer alacak bütün arkadaşlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Basın bizim için çok önemli. Kamu görevi görüyorsunuz. Aramızda
biraz önce abimizin de dediği gibi gazeteciler cemiyeti üyesi birçok arkadaşımız var. Onlarla iç içeyiz. Toplumu bilinçlendirme anlamında büyük bir kamu görevi görevi yapıyorlar. Her açış konuşmamızda basın emekçileri diyoruz. Gerçekten bir emek sergiliyorlar. Eski basın mensubu abilerimizi de birazdan dinleyeceğiz. İnşallah yeni basın mensubu arkadaşlarımız da keşke burada olsaydı da onların önceki dönemlerde nasıl tarafsız olduklarını ve gerçekten kamu görevini nasıl yerine getirdiklerini anılarıyla dinleyip kendilerine bir yol haritası çizme konusunda örnek teşkil edecektir. Ben tekrar bu etkinliği düzenleyen tüm düzenleyicilere, emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle odamızın basın danışmanı Fatih Alka, öncelik yapayım biraz sorayım. Başkanıma ve başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz Emine. Ben şimdi sözü sevgili Fatih Alkar'a bırakıyorum. İyi bir dinleti diliyorum. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Aslında İçer Sanat Kulübü'ne yabancı değiliz biliyorsunuz. Pek çok etkinlikte beraberiz. Ama bu kez bir medya mensubu olarak gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Hikaye belki yeri geldiği zaman konuşuruz ama Hakan Bengücü'nün dediği gibi hiçbir karşılaşma tesadüf değildir diyor. Bir dolmuş serüvenimiz var Nazım abiyle. Yengeyle birlikte yolculuk ederken biraz sohbet ettik. Sonra hemen Bağa kardeşimi aradım. Bu projenin olgunlaşması bu şekilde oldu. Dolayısıyla bir seriye başlıyoruz sevgili Mazlum abiyle. Ama Baha'nın biliyorsunuz, Baha gerçekten çok üretken bir arkadaşımız. Girizgahı bile bana verdi, bu şekilde ilerleyelim dedi. Dolayısıyla bu format içerisinde ilerlemek istiyorum müsaade ederseniz. Geçmişten günümüze Mersin ve bu kadim kentin kutlu yolculuğunun en önemli tanıkları elbette biraz önce Emin Başkanımızın dediği gibi Mersin basını. 1890'lı yılların başında Mersin'de kurulan Papazın Matbaasında gayrimüslimlerin özellikle Ermenilerin çıkardıkları gazeteler. Sonraki yıllarda ise Mersin merkezle birlikte Tarsus ve Silifke'de de yayınlanan gazeteler, dergiler. Tarsus ve Silifke'de hazırlanıp Mersin'de basılan gazetelerden ilki 1912 yılında Tarsus'ta Müezzinzade Mehmet Tahir'in çıkardığı haftada iki kez yayınlanan ve 1927 yılında kapanan Tarsus gazetesi. Bir diğeri ise Silifke'de 1916 yılında yayınlanmaya başlayan Taşeli gazetesi. Cumhuriyet'ten önceki Mersin basını konusunda önemli bilgileri Şeref Genç, Kuvayi Milliye dergisinde dizi halinde yayınlanan İstiklal Savaşı'nda Mersin'in kurtarma çabası başlıklı analarında şöyle aktarır. Mersin'de basın işleri şimdiki Zafer Çarşısı'nın doğusundaki Papazın Matbaasında yapılırdı. Eski göçmenlerden Çukurlu köyünde oturan ve eski caminin batı karşısında sahiçilik yapan Ali Rıza Efendi, papağın adı ile haftalık bir gazete çıkarıyordu. Askere gidince yayın sona erdi. Burada iki ekleme yapmak istiyoruz. Ali Rıza Efendi daha sonra 1925 yılında Bilgi adında bir haftalık gazete çıkarmıştır. İstanbul'dan gelerek Mersin'e yerleşen Ali Rıza Efendi, burada Alanyalı ailesinin evlatlığı Heya Hanım ile evlenmiş ve eşine verilen Çukurlu'daki eve yerleşmişlerdir. Her gün merkebiyle Mersin'e gidip gelen Ali Rıza Efendi hastalanmış ve Mersin'de vefat etmiştir. Sözü edilen Papazın Matbaası, daha sonra yukarıda adı geçen Müezzinzade Mehmet Tahir'in oğlu Fuat Akbaş tarafından satın alınmış ve Yeni Mersin Matbaası adı verilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın çeşitli zorluklarından dolayı Çukurova bölgesindeki gazeteler kapanmıştı. Ancak kısa haberler Fahri Gül'ün abonesi olduğu ve Papazın Matbaası'nda bastırdığı veya şapografla çoğaltarak satışa çıkardığı Milli Ajans bülteninden öğreniliyordu. İstanbul gazeteleri ise ancak 15-25 gün sonra geliyordu.
Sahibi Şakir Tunç, Mesul Müdürü Sami Merze, Yazı İşleri Müdürü Ahmet Rüştü Mora tarafından Mersin adlı bir gazete çıkartılmışsa da bu Fransızlarla yapılan Ankara Anlaşması'ndan yani 1922'den sonraya rastlar. Mayıs 1967 bu bilgilerden adını ve varlığını öğrendiğimiz Ali Rıza Efendi'yi Mersin basınının ilk kahramanı olarak elbette saygı ve rahmetle anıyoruz. Mersin basını Ali Rıza Efendi gibi nice tükenmez gayret ve çabalarıyla durmadan dinlenmeden çalışan, gazetesini dizen, basan ve koltuğunun altında abonelerine dağıtan saygıdeğer gazetecilerle oluşmuş ve yücelmiştir. Ata Çelebi, Fuat Akbaş, Besim Akbaş, Rahmi Yalın, Hasan Basri Erkmen, Kazım Erbil, Lütfü Oğulcan, Rıza Atilla, Fehmi Duru, Basri Balcı, İhsan Tufan ve niceleri. Bu hassas bilgileri isimleri aktarırken ismini sayamadıklarımız da elbette var. Ve bu anlamda basın çalışanlarından vefat etmiş olanlara, ustalarımıza, Allah'tan rahmet, yaşayanlara sağlık ve esenlik diliyoruz. Mersin'deki ilk basın meslek birliği 1975 yılında kurulan Mersin Gazeteciler Derneği'dir. Kurucu başkanı Sabahattin Kösel'dir. Sonrasında Tanpık Tufan ve Osman Bekiroğlu uzun süre... Buyurun. 75'te, evet. 70 şey yapılmadı. Mali şey yapılmadı. Onları evet. İptal edildi. Sonra 75'te tekrar... Arada bir yıl var. Yani 74'te şu gündeme geldi. Tabii yani o arada tamam. Şey yapılmayınca tekrar bu gündeme geldi. Önce evet. Bir yıl sonra başkan olması evet. Bunu almamız gerekiyor. Bunu not alıyoruz. Evet. Sevgili Baha, 1975 yılında tabii kurulan Mersin Gazeteciler Derneği'dir. Kurucu başkan, biraz önce söylediğim gibi Sabahattin Kösel'dir. Sonrasında Tanpı Tufan ve Osman Bekiroğlu uzun süre başkanlık yapmışlardır. 1984 yılında bu dernekten ayrılan gazeteciler, 1985'te Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'ni kurmuşlardır. Kurucu başkan Ali Adaloğlu'dur. Osman Bekiroğlu ve Şevket Coşkun da ayrıca başkanlık yapmışlardır. 1992 yılının Ekim ayında iki dernek, Mersin Gazeteciler Cemiyeti adıyla birleşmiş ve şu an Rüstem Kayatepe'nin başkanlık yaptığı Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin Mayıs 1993'te yapılan ilk genel kurul toplantısında ilk başkanlığa Yurdakul Dinçer'den seçilmiştir. Ona da saygılar sunuyoruz. Elbette çok söyleyeceğimiz şeyler var ama sırasıyla şimdi bir hep beraber bir soluklanalım ve Üstad Serda Bağcan'ı dinleyelim. Akademi size söyleyecek. Evet, Serda Bağcan'ın ama çok şey başka, önemli bir yaz gazeteci yaz. Ses yok. Ses yok. Yol
Evet, çok teşekkürler. Işıkları açabilirsek arkadaşlar. Evet, ben Fatih Alkar, biliyorsunuz pek çoğunuzu konuk aldım. Ve kıymetli kardeşim Baha Sadık Akıner ile birlikte yeni bir seri olarak planladığımız ve Mersin basının duayenleri, geçmişten günümüze Mersin adını verdiğimiz ilk programımızın konuğu, çok kıymetli meslek büyüğümüz, alkışlarınızla Mazlum Gökçe'yi yanıma davet ediyoruz. Biraz önce başkanımız da, Necip Başkanımız da söyledi. Gerçekten ahta vefa konusunu belirtmem lazım. Çok önem veriyor ve Baha ve benim düşüncelerimi biraz önce söylediği gibi hemen kabul etti. Ve geçtiğimiz günlerde de yine ben başkan yardımcısıydım başkanımla birlikte, Necip Başkanımla birlikte. Bir fikir oluşmuştu Bülent de burada. Şinasi Develi ile ilgili. Hemen bir projeye yine Baha kardeşimin desteğiyle 72 makalesini kitaba dönüştürdük ve yine burada onu sizlere sunduk. Dolayısıyla Necip Başkanımıza huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sırasıyla elbette Emin Başkan'ın, o da Mersin Mahmut Odası Başkanımız da ifade etti. Biz bu sinerjinin sizler sayesinde artacağını düşünüyoruz. Onun için büyüklerimizden sıralamayla ilgili kronolojik, çünkü onlar bizlerin meslek büyüğü. Dolayısıyla o kronolojiyle ilgili daha sonraki programlarda, ki Ocak'ta planlıyoruz nasip olursa, Ocak ayının ilk haftası Bahacığım, planlıyoruz. Ünal Akdağ üstadımız, Ali Adaloğlu üstadımız, Kamil Cömertler üstadımız, Nervin Ergenekon üstadımız, Ziya Keskin Işık üstadımızla bu süreci, yaklaşık 30 meslek büyüğümüzü sizlerle buluşturacağız. Mersin basınıyla buluşturacağız ve yine Mecit Başkanımızın dediği gibi hem dijital arşiv hem de bir kitaplaşma sürecini inşallah İçer Sanat Kulübü ve tabii ki bileşenlerle birlikte İçer Sanat Kulübü'nün himayesinde elbette bunu oluşturmaya çalışacağız. Mazlum Gökçay ağabeyimine biraz önce söylemeye çalıştım. Hakan Bey'in güçten hareketle hiçbir karşılaşma tesadüf değildir diyor. Ve bunu da ben gerçekten şaşırarak, çünkü hep dolmuşla gideriz geliriz ama böyle bir tesadüf oldu ve bu proje gelişti. Sizlere tanıyanlar vardır ama Mazlum ağabeyi kısaca tanıtmak istiyorum. Silifke Lisesi Edebiyat Bölümü mezunu sevgili Mazlum Gökçay ağabeyimiz. 1965 yılında Silifke Gazetesi'nde yazılar yazmaya başlıyor. 1973 yılında Mersin'de Çakmak Caddesi 48 Sokak No 63 adresinde İçer Ekspres Gazetesi ve Matbaasını kuruyor. 1973. Evet. O dönemde Yeni Mersin, Hakimiyet ve Son Haber gazeteleri de yayında, yayın hayatında. Son Haber Gazetesi yine bu işin duayenlerinden, Allah rahmet eylesin, Tankut Tufan'ın ailesine ait. Tankut Tufan sol yelpazede, kendisi sağ yelpazede. Ama her zaman aralarında tatlı sert bir rekabet var. Bunu da konuşacağız, sohbet edeceğiz. Yeni Mersin Gazetesi'nin kapanmasıyla birlikte 1976'dan itibaren 3 gazete yoluna devam eder. Bu süre içinde Mazlum Gökçay 40 küsur yıl emek verir, hizmet eder, acı tatlı birçok anı biriktirir. Mazlum Gökçay'a göre günümüzde gazetecilik, yayıncılık yapmak hiç kolay değil. Ancak büyük paralarla yapılabilen ve giderek tekerleşen bir yapı olduğunu söylüyor Mazlum Gökçay ağabeyimiz. Bu sektöre girecek olanlar dikkat etsin, hesabını, kitabını ona göre ayarlasın diyor ve genç gazeteci ve girişimci arkadaşlarımızı bu anlamda uyarıyor. Ben kıymetli üstadımıza, ağabeyimize hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Mazlum Gökçay ağabeyim, hoş geldiniz. Tabii 1992 diye teyitleştik. İlk köşe yazımı da ben Mazlum ağabeyin gazetesinde 91-92'de yazdık. Oradan başlayan bir serüven, gazetecilik serüvenimiz. Ama sizi dinlemek istiyoruz. 1973, burada genç arkadaşlarımız da var. 73'te nasıl bir duyguyla
bu işe başladınız? Elbette matbaa bizim ekmek kapımız, o sayede kazanıyorduk ama gazete de, gazetecilik de çok önemliydi. 1973 yılını bizlere anlatır mısınız Mazlum abi? Şimdi gazeteciliğe başlarken, önce siz de buyurduğunuz gibi Gazetecilikler Gazetesi'nde şoför hocam var. Yani o lise çağlarından itibaren başlamıştım. Gazetecilik hevesi bende o zaman doğmuştu. Gelirken matbaadan, para kazanmaktan daha ziyade kendime ait bir matbaa olmayı düşündüm. O yıllarda da matbaamı kurdum. Tabii bunlar kolay olmadı. Bunları kurdum derken yanlış anlaşılmasın. Babadan, anadan, şuradan, buradan falan bir şey yok. Ben geceleri çalışıyorum, gündüzleri gazetenin başına geliyorum. Demin buyurduğunuz gibi Allah yaptıklarıyla müretsin. Yeni Mersin Gazetesi'nde ben ilk başlamış olduğum yer orası. Silifke Gazetesi'nde yazıyla başladım. Ama matbaa ve şey olarak da gazeteye hevesim Yeni Mersin Gazetesi'nde oluşmuş. Şimdi ben sizlerden çok özür dilerim. Ben bir kalp ameliyatından sonra beyin kanaması geçirdim. Ben 7 yıl İstanbul'da tedavi gördüm. Şu anda öyle bir şey değil ki, Alzheimer olmuş gibiydim. Çok şükür o tedaviden sonra bayağı kendime geldim. Birçok şey unutuyordum. İsimleri tamamen unutuyordum. Yemin ederim evimin adresini bulamıyordum. Şu, beni yoldan çeviren çok olmuş. Nereye gidiyorsun? Abi diyenler, yaşımıza göre amca diyenler. Nihayet şu anda çok şükür sizleri, tabii sizleri görünce kendime geldim. Yani yeniden doğmuş gibiyim şu anda. Ne güzel, ne mutlu bize. Hele hele böyle toplumun böyle arkadaşları, meslektaşları. Tabii meslektaşlarımızı bir arada görmenin getirmiş olduğu huzur zaten hiçbir şey değil. Şimdi ben kelime bulamıyorum çünkü böyle bir topluma biz alışmamışız. Böyle bir şey bulamamışız. Biz sadece bir Mersin Gazetesi Cemiyeti'mizi kurduktan sonra, daha doğrusu derneğimizi, o zaman bile getiremiyorduk bir araya. O sağda, öbürü solda, öbürü ortada falan böyle bir şey olmaz. Herkes birbiriyle kavga ediyordu. Eğer başınız ağrıtmazsa size ufak bir anlatmak istiyorum. Evet. Rahmetli Payamutlu döneminde burada festivaller olurdu. Biliyorsunuz. O festival sırasında ben de çadır kurdum. Yani biraz katkın olsun diye. Sırtla böyle ayran falan yapıyorum. Oradan yer tuttum. Bunları yapıyorum. Ama işte arabayla da malzeme getirip götürüyorum. O arada girişler çıkışlar kontrollü. Ama ben gazeteciyim. Basın kartım var. Geliyorum bir tane polis memuru durdurdu. Benden evvel de affedersiniz orada çalışan sanatçılar giriyor, yani şeye gelen konser elemanları falan veriyor. Onlara geçip verdi, bana dedi ki geçemezsin. Arabada basın şeyi var, tabelası var, beni de tanıyor. Basın kartını gösterdim, kaldırdı basın kartını attı. Tabelası, burada bilmem ne yaptı dedi. Ben de kalktım, iki tane yumruk attım. Gençliğimde getirmiş olduğum bir şey var. Benim şahsıma değil, benim o basın kartına. Ona yapılan bir şeydi. Biz karakolluk olduk, götürdüler falan, beni nezaret attılar. Biz Tanrı Bey'le de, Allah yaptığı yere gayet hani rahmet eylesin, her zaman sürtüşmeli bir haldeyiz. Çok affedersiniz, bana o bazı yazılarında eşek diye hitap ederdi. Ben de dedim, ya işte ama eşek de olsa 40 tane deveyi bir eşek çekiyorum falan diye yazardım. Resimler yapardım ama... Yazardınız değil mi? Değil miyim? Yani bunlar birbirimize böyle bir atışma olurdu ama küslük yoktu. Allah hepsini rahmet eylesin. Annesi, İhsan amca, babası falan bize, bana karşı çok sevgileri vardı. Derdi ki, bu deve olan derdi, Tanrı için buna bakma, o içeri kafayı buluş yapar. Ya amca, veya Nimet Hanım teyze, biz beraber içiyoruz, beraber yapıyoruz, bakmayın bizim şakamıza, esprimize falan derdi. Şimdi bunlar yok yani, ortadan kalkmış böyle bir şey zaten mümkün değil de. Şöyle yapalım mı Mazlum? 1973 yılını biraz anlatır mısınız bize? Şimdi biz tabii, ben mesela 9 yaşındaydım. yani bunlar bizim için önemli, kıymetli ve inşallah önümüzdeki süreçte hepsi bizim hatıramıza
vesile olacak. Yani o yılları anlatılmasını, Mersin'i de bu anlamda sizden dinlemek istiyoruz. 1973 yıllarında önce bir kere bugünkü gibi orsak falan mümkün değil. Tipo baskılarımız var. Bir matbaa çalışanları, yani matbaa işi yaparken de gazeteyi dizerken de ufak dediğimiz harflerle dizilirdi. Kurşun harfi. Kurşun harflerle, evet. O kurşun da biliyorsunuz yani insanı zehirlediği için bizim başımız o zaman da sendika yok, bir şey yok, koruma yok. Bir insan olarak düşünüyordu, işçilerimize hemen diyordu ki eski büyüklerimiz biliyorsunuz zehirlenme olduğu zaman hemen bir şey ve yoğurt verirlerdi. Ben ilk burada şeyi başlatan bendim. Yani ben kendimi övmek için söylemiyorum da genellemede düşüyorsun diye. Biz bunu Silike'de rahmetli Ahmet Mahmut Caner, o kurmuştu Silike gazetesini. Ben orada yazıyordum. O dönemlerde o anlatıyordu, o söylüyordu. Oğlum böyle bir zehirden olur, kurşundan şey olursa ileride bunu bilin, yoğurt verir işçiye falan derdi. Her gün yoğurt alıyordu, bu şekilde geçiniyordu, biliyordu. Fakat yetmiyordu. 4 sayfa gazete çıkar diyorduk. 4 sayfa gazeteye 3 tane, 4 tane eleman alıyorsun. Yetişmiş eleman da yok. Rahmetli Mehmet Papo vardı. Evet. Mehmet Papo buranın duayenidir. O ilk matbaacılardan birisidir. Ona dedim Mehmet abi bu işler olmuyor. Sen de başlayacaksın. Sen mürettiplik olmuyor. Mürettiplik yapacaksın. Çünkü yetmiyor, gazete çıkmıyor. Ertesi günde gazete çıkmasa ilan kesiliyor. İlan gelmese de bir gelirimiz yok. Zaten biliyorsunuz yani gazeteler bakılacak durumu yok, renk yok, bir şey yok. O zaman siyah beyaz. Yani siyah beyaz çıkıyoruz. O arada da bir şey hatırlatmak istiyorum. Öldüs Allah rahmet eylesin, o zamanın valisi bir yazımızın içerisinde gözümüzden kaçmış. Benim köşe yazım, tampon diye bir köşe yazım vardı. O köşe yazısında, yani bu hatalardan bir tanesini söyleyeceğim. Malumunuz, İsmet İnönü sağırdı. Yani bir şey işletken geçti gitti. Ertesi gün emniyetten aradılar. Vali Bey seni istiyor dedi falan. Hayırdır? Apar topar geldiler ama. Gittik. Vali Bey'in yanına bu sayma, şey emniyet müdürüne gittim ben de. Emniyet müdürü dedi ki, Vali Bey dedi, senin dedi ifademi almamı söyledi. Hayırdır? Sayın dedi, ne oldu dedim ben. Şu yazıyı da okur musun dedi. Okuyorum okuyorum. Malumunuz İsmet İnönü sağırdı. Bir daha okuyorum, bir daha okuyorum, bir daha okuyorum, bir daha okuyorum. Allah Allah. İki oku sana dedi. Kardeşim dedi ama sinirlendi. Malumunuz İsmet İnönü sığırdı geçmiş. Hayır, bu iyi girmiş. O evde yapmak. Devlet adamı. İlk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanı, devletin kurucusu. Ya savunuyoruz, olmuyor. İlla mahkemeye çıkıyorsun. Gittik, Vali Bey'e anlattık. Ara mahkemeye gittik, hakim de anlattık. Durumu anlattık. Bize bir bilirkişi verdiler yanımıza, matbaadan anlayacağız adam. Efendim işte bu şeyle çocuklar yazıyor, elinden infaz. Bir yaz bakalım dedik. Şimdi yazıyor, tersine yazıyor biliyorsunuz o şey değil. Tersine yazıyor, geliyor. Bir rapor hazırladılar, bu şey hatasıdır, mürekkep hatasıdır dediler, öyle kurtardı. Yoksa orada bir ceza yiyecektik. Yani ilk evet. Şimdi tam bu noktada İloni olarak köşe yazısı yazan bir değerli konuğu çağıralım. Çağıralım mı beraber? Tabii. Necdet Can Arınç abi. Anlatacağım dedi, anlatmadım. 86, onu anlatacağım. Derken kaçacağım.
85-86 ve 90'lı yıllarda erkeklere bir şey taşıdı böyle. Çok modaydı. Bülent abi sen taşımıyor musun bilmiyorum. Bu portföy çantalar vardı her portföy. Yani. İki kişi vardı o basında onun temsilcisi. Biri Mazlum abiydi. Biri kardeşi Harun abiydi. Bir de Fikret abi sonra bunlar buydu. Orada da çalıştı. Evet. Portföy çantayla gezen abi. Öyle bir hayat gibi. Şimdi Mazlum abinin gazetesi Tipolask yapıyor. Tipo iki tane silindir var. İşte bir tarafında okulun içinde ne olduğu fotoğraflar dönüyor. Öbür tarafında öbür silindirde gazete basılıyor. Klişe dönemi var. Aynı klişe valinin bir fotoğrafı var. Adam 5 sene kaldıysa aynı 5 yıldır aynı fotoğrafı. Aynı klişe kullanılıyor. Mazlum abi bir yeri gidiyor bu yıllarda. İşte Mersin'de hiç offset baskı yok. Bir yıllık getirdi. Şey, offset basa oldu dediler. Bayramlarda, yılbaşlarında offset basa 20 sayfa, 24 sayfa Adana'da Güney Matbaası'nda falan basılıyor. O zaman Fikret abi de vardı galiba. Evet, bana da dedim, yani şimdi ilanları falan koyuyorlar. Gazeteye ne verirseniz doymuyor gazete. Yani o kadar. Ben de o zaman Güneş'te çalışıyorum. Benim de ne kadar haber varsa biz de çıkmış haberlerin hepsini veriyoruz. Bir kısmını konserve haber veriyor bunlara. Bir tane de haber yapmışım. O gün şeye geçmişim, emniyete gitmişim, çağırmışlar. Bizi zemin katlı eski emniyetin altında zemin katları nezaret hanı var. O da birini çıkarttılar, onun fotoğrafını çektiler. Kimse bir şey söylemiyor. Çık yukarı buldular. Asayiş müdürünün yanına çıktık. Meğer adam şeymiş, kör taklidi yapıyormuş caddede. İşte o sırada da şey işte tırnakçılık yapıyorlarmış. Biz bunu çektik. Bizim de o zamanlar Güneş Gazetesi'nde sürekli gündem vermişti. Yani Türkiye eskisine gelecek bir tane haber. Ben bunu verdim, unuttum tabii. Bu haberi şey yedir artık. İçeri çıkan sen de verdim. Bayramda yakın, bizim gazetede 3 gün sonra çıktı haber. İçeri ekspresi haber döndü, çıktı. Başta şu polisin mucizesi. Körün gözleri karanlıkta açıldı. Mesela bu İçeri Ekspresi'nin arşivinde benim insanla çıkmış haberlerden biri. Evet, tabii Necdet Canan'ı tanıyorsunuz. Burada müthiş bir fotoğraf sanatçısıdır. Katalogları vardır. Ve şükür ki İçer Sanat Kulübü'nde de yine bir fotoğraf sergisini hatırlıyorum. Yayınlamıştık. Misafirlerimizle buluşturmuştuk. Mazlum abinin o yıllarını anlatırken ne hissettin Necdet? Ne çok duygulandım aslında. Mazlum abiyi burada gördüğünüz zaten gözlerim aynen, bir. Aynen. Ama daha Bahar beni aradığında bir kere ben çok döne oldum. Çok şaşırdım. Yani gerçekten yapılması gereken bir etkinlik. Hep birlikte. Çok sevindim. Hatta buna nasıl katkı verebiliriz diye heyecanlandım. Tabii Cemiyet Başkanımız burada ona da saygılar sunuyorum. Yönetim kurulu da burada onlara da saygılar sunuyorum. Yani bu projeyi gidip bir ucundan onlar da tutacaklar inşallah. İnşallah. Yani burada bir şey yapalım. Yani bir gemi toplantı yapalım. İnsan almasın. Bakın ben açık konuşuyorum. Evet. Bir şey söyledim ya. Çok affedersiniz. Burada bir şey anlatmak istiyorum. Ben de burada bir şey hatırlatayım ona. Ben İstanbul'a dönüşü geldim. Arkadaşlarım soruyor. Kimler var? Ahmet öldü, Mehmet öldü, şu öldü, bu öldü. Kimseye sormayacağım. Kendi kendime yemin ettim. Ya dedim arkadaş, hangi arkadaşı sorsam gazeteci vefat istiyorum. Önce Tanrı'dan başladı, Tanrı öldü dediler. Daha önce Peyami... O 7 yıl kaldığınız süreden sonra. Tabii sonra. Peyami rahmetlik. O, ben ilk geldim, onu sordum. Peyami dediler öldü. İşte o öldü. Ya eski arkadaşlardan kimi sorsam dedim. Yok kardeşim, ben eskileri sormayayım. Yenilerden kim var demeye başladım. Çünkü eğer öldüyse kimse ya o yok falan demesin derdi. Yeniler saymaya başladılar dedim. O zaman onun için sormuyorum ben affedersiniz. Evet. İşte herkesin... onun için biraz önce Mesut Başkan'ın dediği gibi ahde vefa gerçekten bizim çok önemsediğimiz biliyorsun Gündüz Artan'ı da andık benim başkanlığım döneminde. Dolayısıyla Ünal Aktağ tekrarlıyorum Ali Adalıoğlu, Kamil Cömert'le Nermin Ergenekon ablamız Ziya Keskinışık, Mert Tanrı'nın bu ilk sıralar. Yani sizlere sorarak, ustalara sorarak bu sıralamadan devam edeceğiz. Ben çok heyecanlandım. Bana söyledikten sonra ya dedim Mazlum abiyle bir iki anekdot çıkarayım. Evet. O sırada Ziya abiyle abiden çıktı, Nermin abladan çıktı. Şimdi oturup bunları yazmaya başladım. Gazetede yazacağım. Harika. Toplantıyı da yazacağım zaten. Harika. Ama benim için de bir ya, hakikaten gözlerim oldu. Ben Mazlum abiyi kaybetmişiz. Gün bulduk. O yüzden de çok teşekkür ederim. Evet, ama giderek bir şey daha anlatayım. Kendisinden izin tamam. Aldım. Anlatayım mı abi dedi. Anlat ya dedi. Bu buçuk vardır aramızda. Mürürü zaman. Yani zaman aşımına uğramıştır. Yani o yüzden bir şey çıkmaz. Türk basınında
en fazla sürücü ehliyetini kaybeden gazete patronudur, yazardır. Mazlum abi. Ya ben gazeteye bakıyorum bir gün. Zayi ilanı 4-3. Sayfada gelen dolayı aldığım yere sıkıştırılır. Zayi ehliyetimi kaybetti, hükümsüzdür. Tabii o zamanlar şu var. Şimdiki gibi değil de devlet üzerinden falan yapılmıyor. Gazetede zayi ilanı vereceksiniz. Arkasından da işte işlemler 3-4 gün falan sürüyor. Yani anında çıkmıyor. Mazlum abi de şeye gidiyor, Ankara'ya gidiyor. Her Ankara'ya ya da İstanbul'a seyahat yapacağında biz görüyorduk. 5-6 tane İçeri Ekspres gazetesi gazete arkada bakıyordu. Camın önünü koymuş, yoluna çevirmişler Mazlum abiye. Ehliyet ruhsatı vermişler. Ehliyet demişler işte, gazeteciyim falan filan. Evet. Mazlum abinin ehliyeti yok bu sıra. Ya da ehliyet koymuşlar. Evet. Yani gazeteyi, gazeteyi çıkarıyor. Ya, öyle çok bizim bir şey vardı yani bu. Hatırlatıyorsun evet. Aslında çok güzel oluyor. Evet, Mazlum abi. Yok, Alper. Anladım biliyorum başta, çok aralar da yazayım yani. Çok teşekkürler. Bu kıvamda, bu tatta programları tabii ki başkanımızın Hasan Kulübü'nün himayesinde yaparak öylesine güzel şeyler olacak ki ben gerçekten heyecanlanıyorum. Biraz önce yine onun meşhur sarılmaları vardır. Mazlum abi. Uzun zamandır görmediği kişilerle sarılırken gerçekten ne kadar baha, ne kadar doğru bir şey yaptığınızı görüyorum. Ama dediğiniz gibi bu isimleri sayıyoruz ki bu sinerji artarak devam edecek. Elbette Ankara'da Sayın Kaya Başkanımız mutlaka onlar da paydaş olacaklar. Manitobası Başkanımız sağ olsun aramızda. Evet, 90'lı yıllar, benim köşe yazmaya başladığım yıllar. Biraz da o yılları, hani dediniz ya biraz önce, şimdi mesela 6 yaşındaki bir çocuğumuzu nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bilmiyoruz ama şimdi o yıllarda bizler özgür müydük? Çünkü ben çok hatırlayamıyorum. Gerçekten bize köşe açtınız, yazılar yazdık. Mehmet abi, Allah rahmet eylesin, Farko yaz derdi. Ne düşünüyorsunuz o zamanki sizin her gün çıkan köşe yazılarınız var? O yıllarda daha mı özgürdük? Ne dersiniz? Şimdi özgürlük, biliyorsunuz özgürlüğün çeşitli yönleri vardır. Önce yazışmalarda ve konuşmalarda eğer özgürseniz o zaman özgürlük var demektir. Yemekle, içmekle, şununla, bununla yani pahalılıkla, ucuzlukla falan özgürlük değil. Yazamadığınız müddetçe zaten aç kalmaya da mahkumsunuz. Bugünkü ortam gibi. Şimdi o günlerde bizim geçirmiş olduğumuz bir safa var. Evet. Onları yaşadığımız için siz gençlere daha fazla imkan vermemiz gerekiyordu ki veriyorduk yani onlara. Tabii. Yazın diyorduk. Bir kontrolden geçiriyorduk sadece acaba bizim o deminki söylediğimiz gibi bir i harfle a harfinin değişmesinden olan bazı hatalar olmasın diye. Yani sizlerin de başı derde girmesin, gazetelerin. O zaman kapanma diye bir şey yoktu canım. Belli bir şey vardı. Ceza. Ceza vardı. Ya yazan, sonra yazı işleri müdürü gidiyordu. Birkaç hafta hapis yatıyordu. Yazanın suçu falan yoktu. Sadece yazı işleri müdürü bunun şeyini çekiyordu. Sahibi de onun maddi zararını çekiyordu. Olay bu kadar basitti. Ama şimdi böyle bir özgürlük falan söz konusu değil. Çünkü her şey buna dayanmış. Parayla müdür çağırıyor. Ben bakıyorum bazı arkadaşlarımıza. Ben yine yerel gazeteleri de gözden geçirmeye gayret ediyorum. Elime geçtikçe. Ya olmayacak. Yani şeye sığmaz şeyler yazıyorlar. Hayat pahalı kardeşim yani. Bunun siz 5 liralık mala 5 kuruş derseniz olmaz. Kimseyi kandıramazsınız. Şimdi bu ortamın içerisinde yaşarken bunlar özgürlük kısıtlanmış demektir. Geçmiş dönemde daha özgürlük. Geçmiş dönemde daha özgürlük. Daha özgürlük. Şimdi kent kültürünü, kent tarihini, basını, Mersin basını çok yakından takip eden birini çağıralım mı? Beraber çağıralım. İbrahim Yalçıner. Alkışlar. Yalçıner. Yalçıner de çok sakın. Evet İbrahim abi. Sizden dinlemek istiyoruz. Tabii pek çok meslektaşımız var burada görüyorum ama
sizin o dönemleri çok iyi analiz ettiğinizi, kent basınını rahmetli Gümüz Ertan gibi çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Ne anlatmak istersiniz bize? Ya ben şöyle, Mazlum abi benim ilk tanıdığım gazeteci. İlk tanıdığınız gazeteci? Tanıdığım ilk gazeteci Mazlum Gökçay'dı. Evet. Belki şey, ablası bizim sokakta oturuyor, benim büyüdüğüm sokakta oturuyordu, sık sık orada görüyordum. Bizim böyle hayranlıkla izlediğimiz bir kişiydi. Gazetesinde zaman zaman bizim futbol takım haberleri çıkardı, bilgileri alırdık, oradan tanırım. Bir de tabii biz o dönem 80 öncesi, ben gazeteciliği ayrıca, 80 öncesi başka bir tür gazetecilik vardı, 80 sonra değişti. Yani Türkiye'de her şeyde olduğu gibi basında da 80 bir dönüm noktasıdır. Tabii 80'e gelirken son zamanlarda böyle çok iş gerginleşmişti. Bu basına da yansıyordu. Siyasi gerginlikler, çatışmalar. Benim iki gazeteci, özellikle Tanput abinin de hayatımda önemli bir yeri var. Hem de Mazlum abinin önemli bir yeri var. Benim gazeteciliğe hayranlık duyma, ilgi duymamın sebeplerindir kendisi. Tabii o dönem benim hatırladım. Yani çok renkli anılarım yok açıkçası şey anlamında ama arka arkaya böyle gazetelerde bombalar patlardı yani. Tanput abinin gazetesinde oraya giderdik. Bir de siyaset içindeydik. Fabrikalar Caddesi'ni sanırım. Evet, evet, yani orada bir gün koştuk bir gazete bombalanmış. Savaş gazetesi. Savaş diye. O zaman savaş İsmi? Değil hemen savaş gazetesi. Kısa bir dönem hemen, savaş gazetesi. Evet. Ama şunu biliyoruz. Mersin'de iki gazete var. İşte İçer Ekspres ve Son Haber. Bir de Kurtuluş vardı, Bülent Olgun'un gazetesi. O sonradan o CHP ilçe başkanının bir ara çıkardığı gazete. Ahmet Akınları falan orada yazdı. Değil mi? Asıl sol gazete, solu domine eden, Mers'te yönlendiren, sokağımız, yani sokaktaydı herkes. Herkes sokaktaydı, olayların içindeydi. Savaş gazetesi bizim gözümüzde, İçer Ekspres gazetesi bizim gözümüzde sağlık gazetesidir. Bombalandı, gittik, baktık, orası yanmış böyle, herhalde molotof atılmış, benim hatırladığım. Tabii biz içimizde de bir tarafta hoşumuza gidiyor yani ama ben sonradan oranın sağcılar tarafından bombalandığını öğrendim. Evet, evet, maalesef yani. Ve ülkücüler bombalandı. Bir de işin enteresan da... Ülkücüler bombalandı, molotof atmış. Bana çok yakın yani, çevre olarak çok yakın. Aramızda 50-55 metre yolumuz var. Orada yapanlar da onlar yani. Ama şunu biliyorum, Mazlum abi siyasette etkiliydi. Adalet Partisi'ni çok etkili değil mi? Evet. Bugünkü bu halin yanında Adalet Partisi binası vardı. Adalet Partisi'nin seçimi saygın, sözü dinlenen kişisiydi. Gazetede olduğu unutmaydı. Tabii sonra ben 90'lı yıllarda gazeteciliğe başladım. Mersin ilk günlük ofset gazetesi ben çıkardım. Hı. Yani hem profesyonel hem evet. kurumsal anlamda. Hem teknik anlamda ilk ofset gazeteyi ben çıkardım. Ofset gazetecilik de Mersin'de aslında bir devrimdir yani. Bu çok müthiş bir şey o. İşte Urfa'dan bilgisayara geçiyorsun, tasarıma geçiyorsun, resim, günlük resim çıkartabiliyorsun. Çok zordu, çok maliyetliydi. Bu dijital ortam ucuzlattı, neredeyse maliyeti sıfırlardı. Çünkü biz her gün film yapıyorduk, montaj yapıyorduk. Gazete Adana'da basılıyor, burada matbaası yoktu. Bobin gazete, rotatif basılıyordu. Ben işte ofset gazeteciliği sıkıntıları çilesini çok çektim. Mazlum abi ilk benden sonra sanıyorum ilk ofset gazeteciliğe giren çünkü şeydi bayağı önemliydi. Mazlum abi oldu ama biz 92 yıllara kadar hep beraber olduk. Arkadaşımız bütün mesleğin sıkıntılarını, çilelerini biz beraber tanık olduk, yaşadık. En sıkıntılı dönem değil mi Mazlum abi? Tabii. Yaşadık gazeteciliği. Evet. Sizler anlatırken biraz önce Necdet de öyle, lütfen evet. lafınızı unutmayın. Hemen bir şey hatırlıyor aslında. Evet. Bir şey var mı aklınıza gelen? Şimdi onu ben anlatınca aklıma geldi. O keyif davasını anlatıyordum. Evet. O arada işte bir polisle bir ağlaşamız oldu falan. Evet. Beni karakola götürdüler, gittik. Benim karakola girdiğim şeye, kodese koyduklarını diyelim. Hemen Tanrı Tufan, rahmetli Peyami Safa Maracı. Bir arkadaş daha vardı. Bunlar karakolu bastılar. O zaman çarşı karakolu şeydi yani karakolu bastılar. Evet. O meslektaş içeriye gireceğiz diyorlar. Tabii yani içeriye gireceğiz. Ya şimdi aramızdaki fark da şu. Demin kardeşimin söylediği gibi ben sağ tarafı destekliyorum. O sol taraf. Sağ tarafı derken yanlış anlamıyorum. Adalet Partisi'ni destekliyorum. Merkez sol, merkez. Merkez sağdaydım o zaman. Şimdi
merkezin daha da solundayım. Yani çünkü... ya böyle, ya affedersiniz ya şurada Hacı Hoca diyorlar. Eskiden Cuma namazı bilirdik, vallahi unuttum. Cami ne tarafta, nerede? Bunları unutturdular bize. Sağ olsunlar. Ben, yani böyle giderse zaten bir şeye gideceğim. Şurada bizim... Yok, ben de uyarırız. Uyarırız. Şey var ya... Manzara. Yok yok. İnşallah diyelim. Evet. Görüyorum, İddianameyi de dedim mi? Pardon. Şimdi şöyle. Yok, güzel oluyor. Abi, tek iletişim kanalı gazeteler. Evet. Gazeteler çok yaygın okunuyor. Dolayısıyla gazetecinin bir şeyi var, büyüsü vardı yani. Evet, onu soracağım. Yazmanın bir büyüsü vardı, okumanın büyüsü vardı. Gazeteye ulaşmanın, haber olmanın. Böyle bir kelime, bir cümle isminiz geçince öyle uyuyamazdık yani. O kadar şeydi. Ama tabii şimdi bu şeyler şeyle işte dışarı olursam sonraki gazete. Bir de ağırlığı vardı toplumda, saygınlığı, itibarı vardı. O da eski gibi, eskisi gibi değil. Yani tabii artık başka bir dünyada, başka bir şeydi. O yüzden de geçmiş. O saygınlığı tekrar kazanabilmemiz için soralım mı üstadımıza, duayenimize? Nasıl elde edeceğiz şimdi, o saygınlığı? O zaman şöyle başlayalım. Karaca İlyas Belediye Başkanı İbrahim Demir. Uzun yıllar yaptı. Uzun yıllar önce. Şimdi orada çocukları geliyor falan. Daha yeni, kendisi de yeni evlenmiş falan. Ve o dönemlerinde işte belediye başkanı seçilmiş. Diyor ki işte, ya diyor, bizim burayı diyor ziyarete Mazlum abi gelecek. Çocuklar soruyorlar. Çevredekiler, başkan kim bu Mazlum? Ya Mazlum abi gelecek diyor işte. Mazlum abi gelecek diyor falan. Neyse ben gittim. Adamlar herhalde benim paşamdan ettiler şey. Böyle öyle bir şey bekliyorlar da. Ya Mazlum abi nerede diye soruyorlar. İşte burada da diyor. Abi bayağı büyük bir adam bir şey oldu. Evet. Biraz daha öyle yani. Büyüsü var dediğim gibi. Bir ağırlığı var. Bir saygınlığı var. Bizim gözümüzde Mazlum abi. Tam bu tarih böyle büyük gazetecilerdi. Rastlamak, selamlaşmak da bizim çok büyük anlamlıydı yani. Geçince dediğim gibi Mazlum Gökçay geçiyor, Tankut Tufan geçiyor falan demek yani. Peki, çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler. Tabii bunlar size hatırat oluyor, biliyorum. Pek çok şeyi hatırlatıyor ama meslektaşlarınızla, Haziron'la neler paylaşmak istersiniz? Bir konumuz daha var, onu da en önemli tanıyorsunuz, onu da çağıracağım. Ama neler paylaşmak istersiniz? Şimdi, önce kim gütmemelerine, yani meslek rekabet ortamına getirmeyecekler, maddi rekabete getirmeyecekler. Bir şeyler yapmak istiyorlarsa, toplum için, toplumun yararına bir şey var ise, yani sizin buyurduğunuz gibi İstanbul Tuvan'a her gün... Evet, ama karakola geldi size. Tabii, bir şey olduğu zaman ilk Tanrı Tufan'ı götürüp ameliyat ettiren benim, o ilk ayağını... Allah rahmet eylesin. Yani bunlar ayrı bir olay. Nimet Hanım teyzenin benim üzerinde çok şeyi var. Annesi. Allah yaptığı yere bana hemen rahmet eylesin. Aynen. Yani gelirdi, oğlum deli dolu derdi, sen buna uyma derdi. Ben tabii yağ çekmek için tam da biraz daha ısın. Annesi de ben kendimi sıyırayım diye dedi. Beraber içerdik çünkü biraz beraber. Bu çok içer derdi. Bu çok içki, yani içkiye şey kendisini verir falan falan derdi. Ben de tabii geriye çekilirdim böyle. Ben o zaman sağlıyım ya. Yani içkiden biraz kendimizi muhaf tutmuştu. Bazı içiyordum. Hamit abinin cesareti çok farklı bir şeydi değil mi? Evet. Şimdi... Tam yani gazetenin bombalanması... Şimdi tam bu tür cesareti... Ya tam cesaretliydi fakat tam bu yanlışları da vardı. Yanlışı şu, dostların düşmanlarını bilemiyor. Kendisine en yakın kişileri, mesela Allah anne rahmet eylesin, şimdi onların ölülerinin arkasından konuşmaz. Ben ağzımda ekmeği yedim, orada da ben gazetecilik yaptım. Rahmetli Gresim Fadak Başsanım'ın da Yeni Mersin Gazetesi'nde. En büyük düşmanı dayısıydı. Düşman koş. Yani eskiler bilirler yani onlar, o çevreleri. Ya o adamı şikayet eden, cezaevine gönderen, şey yaptıran falan dayısıydı yani. Öyle akrab olacağını akrab soksun derler bizleri biliyorsunuz yani akrab olmasın. Şimdi
Tam bu yanlışlar vardı. Tam dostluğu düşmanlığı bilmiyordu. O da dayısı için, dedesi için falan hayatını verirdi. Öyle bir şey vardı. İşte demek ki insanlar olmaya da hepimiz bir hatalar oluyoruz. Mesela ben içki içerdim ama içmem derdim. Giderken nane şeker alırdım, maydanoz yerdim, ot yerdim falan. Eve mi derdin? Canım eve başka. Kimden korkuyorsun yani? Ya hanımdan korkmayan başka bir yerden korkmayan. Evet, şöyle yapalım mı? Mersin'in en eski gazetelerinden birinde uzun yıllar çalışmış ve benim de yakın arkadaşım, adaşım olan birini çağıralım mı? Bahri Şahin'i al. Şimdi, Hatun Güler, yaşlılığıma bağıştım. Yani o zaman yani yetmiş öter, az değil. Adaşım, o günlere gidelim bir Mahir Sümenlere, sizin gazeteye aşınlamamıza. O yıllardan biraz bahsedelim. O cevaz, daha eskiye gidelim. Ya, bu mesele... O manşetlere, başlamamışken ben Mazlum Ağabey'i tarihten yanında çalıştı uzun yıllar. Evet. Gazete matbaasında. Evet. Dolayısıyla sürekli gidip gelirdim. Yani çok aşinaydım. Görüyordum, biliyordum. Benim öyle çok Mazlum Ağabey'i çok imrendiğim bir gazeteci, etkilendiğim bir gazete patronuydu. Tarkut abiden korkardım. O başka bir şey. Ama ben Mazlum Ağabey'den de çok etkilenirdim. Bir sebep, patronlar çok güçlüydü. Yani biraz önce söylendi ama ben buna mesela şahit oldum. Nasıl şahit oldum? Bir gün yine gittim, beni içeriye almadılar. Abi bir içeride girme girme falan gerginlik var gazetede. O zaman Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi vardı. Onlu yılların başı. Seçim öncesi adaylık listesi yapıyor. Ve bu listede işte Belki Tanrı abiye sol taraftan, sağ taraftan da, Doğru Yoldan da Mazlum abinin onay olmadan geçmezdi bu listeler. Mutlaka o listeler değişirdi, isimler değişir, sıralama değişir, bağırtılar, gürültüler, çatırtılar. Yani bu derece dedim ki işte yani listeler hazırlanıyor falan. Yani nasıl burada hazırlanıyor? Yani müthiş bir şey bu. Müthiş bir güç. Çok etkilenmiştim. Ama bu güç nereden geliyor? Bugün mesela 8 sayfalık bir gazeteyi, herhangi bir gazeteci arkadaşım, evet, yarım günde resmi çeker, gider, yapar, eder, basar, gelir. O zamanki şartlarda, teknolojinin olmadığı, çok meşakkatli bir süreç. Ya ben şeyi biliyorum, mesela yeni mahallede, Bodrum kattayken, özellikle kışın, herhalde haftada bir su basardı. Su basardı, yağmur su basardı. Okey, basardı, buyur, olmasın diye. O içerideki o çalışan işçilerin telaşları, komşuları yardıma gelir. O tek yaprak gazetenin yetişmesi lazım. Bakın bugün yarım günde bitirdiğiniz gazeteyi o gün 5 kişi anca bitirebiliyor. Yani o grufantlar, sayfa bağlamalar falan o kadar zor ki. 5 kişi ama aynı zamanda da ser basıyor, su basıyor. Matematik için kağıtlar, şunlar bunlar. 2 gün boyunca uğraşırlardı ve aynı zamanda gazete çıkarırlardı. Aslında 3 gün de yanımızda oturuyordu ki su basarsa. Evet. Aynen oradan spontan gelirdi. Hazır bekliyor kitap. Yani bazen elektrikler kesilirdi. Gece yarılarına kadar gelmezdi. Mecburen herkes beklerdi. O günde gazetenin çıkması lazım. Sabahlara kadar çalışılıyor. Yani işte bu güç oradan geliyor aslında. Yani gazetelerin gücü biraz da meşakkatinden geliyor. Bugün belki çok dikkate almamamızın nedeni bu teknoloji çok işimize yaramadığını düşünüyorum. Çünkü o kadar basitleşti ki ve o kadar kolaylaştı ki gazeteci olmayanlar da artık bu işin ucundan tutup sosyal medya değil mi arkadaş özellikle? Hayır, yani daha geçen de var yani gazete çıkarmış, gazeteci olmayan gazetecilik yapanlar var. Yani Necdet abi falan da hayır İbrahim abi. İş basitleşti çünkü yani bilgisayarda demek bir çıkış alıyor. Çıkış aldı, laf kere 100 lira ver, 100 lira ver, basmaya git 100 lira ver, bastır. Emeğin yok orada senin, yani haberin yok. Gelen bültenlere, gazete yapıp dağıtıyorsun. Ve bu bizi basitleştirdi. Bugün geldiğimiz nokta, maalesef bunu etkili görüyorum. Eski gücünü keşke hiç kaybetmeseydi, bu teknolojiyle hiç barışmasaydı. Kardeşim, Mazlum abiyi dinledin, çok canlı bari dinledin biliyorum. Kim bükmememiz lazım? Ve bu şekilde yolumuza devam etmemiz lazım. Birlik beraberlik diye bahsetti.
Evet. Bu konularda neler söylersin? Ya tabii yani biz çocuktuk, çırattık, rakiplerdi. Dediğim gibi evet, yani evet. Sağ ve sol ama akşamları beraber otururlardı. Evet. Mesela biz bu kültürde, şimdi mizah çok güçlü bir silahtır. Evet. Arkadaşlar. Evet. Müthiştir. Bunun çok örnekleri var Ruslar aslında da. Mazlum abi, Tanfut abiye gönderme yaptığında mizahi göndermeleri yapardı. Hakaret olmazdı. Tabii. Hakaret, küfür olmazdı. Ya bugün insanlar köşe yazar birbirine hakaret küfür ediyor. Günlerce. Yani tabii tabii. Yani namusu kalıyor, ne şerefine olur. Öyle bir şey hiç. Ben görmedim de okumadım ama mizahi dil kullanırlar. Dinleyelim mi beraber? İşte dinleyelim, dinleyelim mi? İşte o yüzden küsmüyorlar. Her gün köşe yazıyor Mazlum abi. Mahmut abi, o da çok sert yazıyor. Ama hakaret yok. Hicim var, ironi var. Biraz o günleri, o başlıkla, Fatih Şahin'in söylediği başlıkla nasıl paylaşırsınız? Şimdi, önce şöyle bir oturur. Ertesi gün biz bu kardeşimizin veya o arkadaşımızın veya kim herhangi birisinin yüzüne nasıl bakacağız diye düşünüyoruz. Önce buna bakalım. Yani nasıl olsa karşılaşacağız. Ya öğleden sonra, ya öğleden evvel. Mutlaka karşılaşmamız gerekiyor. Tabii küçük bir yer o zaman versin. Daha da küçük. O zaman cemiyeti herhalde 25 kişi. Evet, evet, o kadar yani. Biz zaten 15 kişi bir araya getiremiyorduk. Gelmeyi falan o dönemlerde. Ya meyhaneye gitsek karşımızda olacak veya yanımızda olacak. Bu adamın yüzüne nasıl bakarız? Önce düşündüğümüz buydu. Yani evet. Hangimiz olursa olsun. Zaten köşe yazarları bir son haberde çıkardı, bir içeri ekspresi çıkardı. Evet. Başka yerde yoktu yani. Evet. Şey vardı, Güney Gazetesi sağ olsun onlar şey yapmaz o Cumali Bey rahmetlik. O fazla uğraşmazdı, şeylere girmez bu dönemler. O da 1975'te kurdu. Yani onu da... 75. Evet. Nurhan ama ben hiç göremedim. Yani sağlığı yerinde diye duyuyorum. Yerinde yok. Yani evet. Hafta şey... Kibri oranımızda var zaten. Çünkü evet. Yurtdışına sağlığı yerinmiş yani. Sağ olsunlar. Yani bizim esas anlatmak istedim. Meslekte rekabet olmaz. Yani gazetede rekabet, şeyde, gazetecilikte rekabet olmaz. Gazete satışında varsa yaparsın aile böyle ticari yönünde. Ama işleri toplumsal yönden çevirecek olursan onu vefatede getirip de birbirine hakaret ederek, birbirine şerefiyle, hasiyetiyle, onurla oynayarak olmaz. Ve ben yapmış olduğum, işte şu anda 50. yılıma girdim. Benim için çok teşekkür ederim. 50. yılda şimdi 50. meslek yılındayım. Böyle bir bakıyorum da yani insanların hadi bizi bırakın. Yerel basında insanlar belki gene birbirine iyi kötü şey yapacaklardır. Veya kavgası vardır, gürültüsü vardır, çıkarları vardır. Ya şu ulusal basın dediğimiz basına bakın ne kadar böyle ele almayacak ya. Affedersin böyle bir şey olmaz. Yani artık söyleyecek laf da bulamıyorum. Haber vermiyorlar. Yani haber vermiyorlar. Herkes kendi istediğini haber veriyor. Şimdi bizde bir yazı işleri müdürü pozisyonu vardı. Anadolu Batı'nın en büyük özelliğinden biri buydu. Bütün sorumluluk yazı işleri müdüründeydi. Zaten ismi de yazı işleri müdürü geçmez eskiden. Sorumlu yazı işleri müdürü. O kadar. Şimdi ve arkadan da sadece yazı işleri müdürü gider, daha şeyin ifadesini verdiği zaman eğer suçlu durumdaysa patron söyledi, efendim benim param bulamıyorum derdi. Patron da çeker bunun cezasını. Şimdi böyle bir şey yok herhalde. Bu şeyde basında, ulusal basın dediğimiz. Cezası nasıl ulusalsa ben hiç bakmıyorum vallahi. Ben, yani bakıyorum derken, özür dilerim benim şey de yok. Bu telefonlarda falan benim öyle bir telefonum yok. Hani haberleri oradan izliyorlar ya izlemiyorum. Televizyonda ne görürsem benim iki tane, üç tane kanalım var. Bir, Halk TV, bir karate, televizyon. Şimdi üç tane kanalımız var, başka kanal yok. Bize arada sadece bir kanal daha çıkıyor. Flash TV. Yok yok. Muhalle dediğin gibi değil mi ya? Flash TV çıkıyor ben de ya. Flash TV de şey oraya geçmişti. Fatih Fadiye.
Fatih Portakal geçti. Bakın 80'lerden önce bir gazete yapılıyor Mersin'de. Ya grafiğinden tutup haberlerine kadar, yemin ediyorum bugün o gazeteler yok. Bak, dünya sosyetesinde de haber veriyor, ulusaldan da veriyor, yerlerden de veriyor, bölgeden de veriyor. 1980 öncesi. Ve müthiş, ya 9 sütun diyoruz yani. Evet. 9 sütun yaptılar şimdisinde, 9 sütuna yaptılar. Ve ip gibi böyle, o kadar düzenli ki grafiği falan. 12 Eylül'den sonra aşağıya bir geldi. Ondan sonra gazete bozuluyor. Tamamen şişirme dediğimiz makas habercilik başlıyor. Şişirme ilanları başlıyor. Şişirme başlıklar başlıyor. Hele 90'lar falan tam rezil. Fatih'cim 12 Eylül deyince buraya o dönemin Sıkı Yönetim Komutanlığı gibi. Evet. Sonradan Cumhurbaşkanı ilan etti kendisini. Yani burada serbest bölgeyi anlatıyor. Neydi o? Kenan Evren Paşa. Şimdi ben yazı yazdım bunun serbest bölgeyle ilgili anlattıkları şeyi. Mersin'in serbest bölgeyi şey yaptı. Pasaportla girilecek. Şunun da yapılacak. İşte şunlar burada olanlar man sahip olacak. Dışarıdan gelenler izinsiz giremeyecek gibi falan laflar ediyor. Halk arasında her şey serbest, şu o bölgede gibi. Bu anlayış. 1983. Bilmiyor tabii o dönemlerde. Ben de yazdım. Onun için o 24 günden hapis yaptım şöyle. Sokaretin komutanını Adana'da. Onu da antifahante söyleyeyim. Kenan Evren Paşa. Hangi serbest bölgeyi gezdiniz? Önce onu sordum. Bak, cevap verin ya. Nereyi gördünüz de siz bunları millete anlatıyorsunuz diye yazdım. Tabii hemen emniyet, jandarma komutanı falan filan. Bakın bakın, sanki biz cinayet işlemişiz gibi. O geldi, o geldi. Bir gazeteden aldık. İfade yavladı. Şimdi tamam, neyin suçumuz ne? Adana'ya gideceğiz. Ama sıkıntılı komutanı Adana'da. Ben burada ifade verdik. Yok arkadaş, Adana'da sıkıntılı neydi? İfade vereceğiz. Gittik. Sorgusuzu aslında içeride yardımdan 24 gün hapis cezası. Bütün bunu yazıp sorduk diye yani. Soru sormak da yasak. Keşke sığır yazsaydın. Keşke ben onu diyorum ki ben olamam. Yanlış alınmış yani. Orada sığır olacakmış aslında da. Ama valla sığıra da hakaret olur yani. Çünkü bugün affedersiniz koyun eti falan bulamıyoruz. Sığır eti bazen ara sıra. Evet. Oradaki de olmaz ki. Aslında cezaevine girmeleri ne kadar büyük bir şeref değil mi? Yani bugün onu göze alacak. Bu gazete işi falan ben görmüyorum çünkü o zamanki yargı da bu iki yargı da değildi. Yani sorunu evde alacağımız da değil. Yani çok haliniz çıkmaz. Tabii yani şimdi vallahi o günleri bir daha arıyoruz. O günleri bir daha arıyoruz. Yani şimdi öyle bir şey ki adam ya A dedim mi suç, B dedim mi suç. Kardeşim ne diyeceksin yani? A, B desen bir de yerine G koydun o zaman A, B diyorlar. Bu sefer başka türlü yorum yapıyorlar insana yani. İşte bütün amacımız bütün bunları sizlerden dinlemek ve işte değerli gazeteci arkadaşlarım da hem sizinle ilgili hatıralarını hem de o tarihleri genel yayın yönetmenliği de yaptı Fatih. O işte tarihi irdeleyen, geçmişe yönelik çalışmaları paylaşıyordu okurlarıyla. Arkadaşımız burada çok teşekkür edelim. Uğurlayalım. Sonlara geliyoruz. 50. yılınız tekrar hayırlı olsun. Ahde Vefa Hanım'da ne mutlu ki İçer Sanat Kulübü bütün sergiyinde Sayın Başkanımız Mecit Baskın ve Bahar kardeşim yönetim kurulu gerçekten müthiş bir çalışmaya imza atacağız sizlerle birlikte. Biz size sağlıklı ömür diliyoruz Mahir abi. Özür dilerim Mazlum abi. Mahir Sümen'i de bu arada almış olduk. İlk ödülümü ben ondan almıştım çünkü. Şimdi neler söylemek istersiniz? Bütün bu isimleri biliyorsunuz. Bu isimleri yad edeceğiz. Elbette yaşayanlara sizlere Allah uzun ömür versin. Ama Tanrı abiyi de burada konuştuk, paylaştık. Sabahattin Küseli de geri geldiğinde konuşacağız. Vefat eden büyüklerimizle konuşacağız.
Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Dünyada olanlara hepsine sağlık, sağlıklı ömür diliyorum. Ölenlere de rahmetle anıyoruz. Yani Allah rahmet eylesin. O arkadaşları arıyoruz. Tabii yeni nesilinde o arkadaşlar gibi bizim söylediğimiz şekilde olurlarsa biz de gittiğimiz yerlerde rahat uyuruz diye düşünüyorum. Çünkü bundan sonraki şeyler genç arkadaşlarımıza emanet. Bu kutsal bir meslektir. Şimdi kimin inancı nasıl olursa olsun, kimi Kur'an'a, kimi İncil'e, kimi Tevrat'a, kimi Zebur'a inanır. Kim neye inanıyorsa inansın, o dine inandığı şekilde gazeteciler öyle bir şekilde inansın. İmamlar gibi değil. Şöyle yapıyoruz. Birkaç soru varsa alıp bitirelim. Belki bizim dışımızda soru sormak veya bir küçük hatıranızı anlatmak isteyebilirsiniz. Varsa onu alalım değerli misafirler. Bizlerle birlikte olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Saadet Hocam buyurun. Öncelikle güzel program için teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Çok güzel bilgiler aldık dersin gazeteciliği konusunda, basın konusunda. Benim ilgimi çeken Gündüz Artan'la ilgili kitabı yazarken yerel gazeteleri de taramak zorunda kalmıştım. Oradan birçok bilgiye, yazılarına ulaşmıştım Gündüz Artan'a. En büyük eksik olarak bir Mersin gazete arşivinin bulunmayışını eleştiriyorum. O kadar zorlandım ki Gündüz Artan iyi ki kendi bilgisayarına bunu saklamış yazılarını. Hangi gazeteye gittiğinden onun yazılarının ki 80 sonrası emekli olup Mersin'e gelmiş olan bir büyüğümüz. Gazeteleri bulamadım. Kimini sel basmış, kimini su götürmüş, kimisi çatıda uçmuş. Yani arşivcilik çok önemli. Oysa 1960'lı yıllarda Kütahya Gediz'de yayınlanmış gazeteden Gündüz Artan'ın yazısı. Evet, 60'lı yıllarda. Evet, 60'lı yıllarda. Çünkü 60'ın sonuna doğru, evet. 70'e yakın yıllarda. Ben hiç ummadığım halde Gediz gazetesinin hala sürüyor olduğunu öğrendim. Ve telefonla ulaştım. Bana Gündüz Artan'ın oradan gazete yazıları geldi. Bakın, küçük bir ilçede arşiv olarak, gazetede seri olarak yazdığı, orada göre öğretmenlik yaptığı sırada yazmış olduğu yazılar gazetenin orijinal biçiminde bana geldi. Ama ben Mersin'de İmece gazetesi dışında, o zaman Abidin Bey de İmece gazetesindeydi şurada gördüklerim içerisinde. Orası dışında hiçbir gazeteyi Mersin'de bulamadım. Bu çok yazmadı ama. Hayır, Hoca, hayır. Mersin hayır. Basınında bile yazmadı. Hayır. Deniz Odası'nda yazdı. Hayır, Mehmet Bey. Mersin'de çok güzel yazdı. Tamam, çok deniz daha ticaret. Yani 80'den şeye evet, kadar. Bakınız, benim elimde arşivi var. Yani Mersin çok yazıları var. Ama gazetelere ben ulaşamadım. Hatta gazete sahiplerine ulaştım. Sel bastı, çatıda uçtu falan oldu. Evet hocam. Ve şunu da son olarak söylemek istiyorum. Bu konuda ben İlhan Kütüphanesi'ni de eleştiriyorum. İlkan Kütüphanesi'nde ilk zamanlar, ben Gündüz Artan'la ilgili çalışma yapmadan evvelde bazı arşiv araştırmaları yapmak için gittiğimde orada buluyordum başka arşiv olarak Mersin gazetelerini, yerel gazetelerini. Ama daha sonraki yıllarda oraya umudumu bağlayarak gittiğimde hepsine imha ettiklerini söylediler. Çok yer tuttuğunu, eskidiğini, yıprandığını söylediler. Bilgisi, evet. Belirtmek istedim. Peki, bir bilgisi var, onu da söyleyecek ama ben şunu da gazeteci arkadaşlarım çoğunlukla 1996 Mersin Basın Tarihi, ama bundan başka maalesef Mersin Basın Tarihi yok. İşte biz inşallah İçer Sanat Kurulu olarak bunu büyüklerimizle başaracağız, gündeme getireceğiz ve kitaplaştıracağız inşallah. Kütüphanelerden bahsediyordunuz. Bir de ben Nevşet, Soraber Gazetesi'nin sanıyorum Büyükşehir Belediyesi'yle bir çalışması var. Evet. Bir, değil mi? Öyle bir yayın kurulunda var. Çıktı. Bütün gazeteler bir evet. kitapçıkta toplanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak. Şimdi bu ilk kültür müdürlüğü vardı. Eski
şeyin adliye binasının olduğu yere İl Kültür Müdürlüğü vardı son zamanlarda. Bütün gazetelerin arşivleri orada birikiyordu. Evet. Şimdi tabii ben dedim ya. Kaç yıldır? O zamandan beri yok ben bilmiyorum. Sonuna kadar vardı yani 1900 şeye kadar vardı. 2000'li yıllara kadar vardı. 2002'den sonra ne oldu onu bilmiyorum. Şu anda yani ben de yere vesaire mersip odası sahibim. Bizden her hafta kütüphane alıyor. Alıyor değil mi? Her hafta sürekli biz veriyor. Eskilerde var mı? Yine aynı yerde mi? Müşterilerde sürekli. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Küçük anne anlatayım. Buyurun. Uygun Safar Bey. Buyurun kısaca. Az çok geçtiği için ben müşterilerin Mersin Kızarlar Derneği Başkanı'yım. Ayrıca İstiklal Gazetesi'nin sahibiyim. Şimdi maaşından az çok geçtiği için. Tabii. Ben de 1985 yılında yüksek okulu bitirip geldiğimde el yazması gazetelerim de var, havaydı. Bir şey yazmak istedim ve Emin Yusuf'un gazetelerimdi. Onun döneminde o zamanki hakimiyet gazetesinde köşe yazılarım yayınlandı. Bunu da belirtmek istedim. Çok maalesef bir ismi geçince o dönemler. Siz de en yakın çalışma arkadaşı Fatih Şahin. Bahsetti. Şimdi Mahir abi'den ben Savaş Gazetesi'ni aldım. Ama sonra da zaten aldım. Savaş Gazetesi onlarındı. Ve hemen ben içeri ekspres yaptım. Ondan sonra Mahir abi Dimdik'te Hakimiyet Gazetesi'ni almadan aynı şekilde ben ona hürmet ettim. Yani büyüğümüz, saygımız. Ben gazetemde uzun müddet yazılar yazdım. Bir de Mahir adı altında aktarıp bir gazete çıkıyor. Evet, evet. Onu da yazmam yani. O dönemde aynı zamanda. Evet, bitiriyoruz ama üstadınız bir soru soracak sanıyorum. Ben de bir katkıda bulunmak istiyorum. Öncelikle ben bu etkinliğe ev sahipliği yapan İçer Sanat Kulübü'ne ve emek veren siz değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Katılan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Gazetecilik gerçekten çok çok önemli bir meslek diyeyim, iş diyeyim. 1990'lı yıllarda ben 1972-2008 yılları arasında günlerde eczacılık yaptım. Bu arada şiir, öykü yazıyorum. Ve 90'lı yıllarda Mersin'de yayımlanan Bülent Ufuk Ateş'in yayınladığı Katılım Gazetesi vardı. Katılım bizim ben gazetesi. Evet. Ve ben onun Gülnar muhabiriyim. Can dostlar. Şeydi galiba evet. Hasan Hüseyin Korkmazgil'de o gazetede yazılıyor. Bu şiirde de yayınlıyor. Evet. Adnan Yücel. Şimdi Hasan Hüseyin Adnan Yücel. 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 Evet. Katıldım sonra. Evet. Çınar. Evet. Önce sonra katıldım. Şimdi gazetecilik gerçekten bir aydınlanma penceresidir, bakın. Gerçekten çok çok önemli bir işlevi vardır. Ben de kültür sanat şeyleri, haberleri yapıyordum. Ve dilime o kadar yararlı oldu ki o işlevsel olarak, yani haberleri ben yazarken, çünkü süzerek yazıyorsun, süzerek abartmadan, doğru. Sonra yeni gazetede gerçek de yazmıştın sen. Evet. De başka gazetelerde de ama dersin, başlangıç o olduğu için bundan söz ettim. Bunun için anlatıyorum. Ben gazetecileri gerçekten yürekten kutluyorum. Bunların emeklerine sağlık. Ben çok değerli gazeteciler vardı. Mersin'in de ayrı bir yeri var can dostlarım. Ben Mersin'e 1956 yılında İlkokulu bitirdikten sonra ailece göçtüğümüzde ben Mersin'le tanıştım. Mersin'in benim ruhumdaki yeri apayrıdır. Ve inanın dünyada bile parmakla gösterilebilecek bir kültür kentidir Mersin. Ve burada emeğe geçen tüm dostlarıma, başta İçer Sanat Kulübü'ne ve siz dostlarıma da yürekten teşekkür ediyorum. Tamam. Son cümleyi sizden alalım. Evet. Buyurun. Böyle bir kalkayım. Gönül verip her ayette düşmüşüz bitmez cengler.
baktığımızı kara renge ezelden boya gelmişiz. Hem yazlıkla hem kışlıkla. Geze geldik perişan bir kılıkla, dünya diye yanlışlıkla kör bir kuyuya gelmişiz. Evet. Ben bir elinizi öpeyim. Çok teşekkürler. Aslında o 7 yılı konuşmak istemedim. Onun süreci. O geldi geçti değil mi? Uzun ömürler diliyoruz size. Geçti. Evet, başkanımız bir kapanış konuşması yapacak. Heyecanlısı mı geldi? Evet. Neden heyecanlı? Bu güzel insanları biraz sonra kendi dünyalarına uğurlayacağız. Sevgili Orhan Akıner kardeşim, derneğimizin başkan yardımcısı, sevgili Fatih Alkar başkanımız, eski başkanımız, beni çok emek veren değerli gazeteci dostumuz. Sizlere bize böyle bir ufuk açtığınız için çok teşekkür ederiz. Veya bir efsaneyle karşı karşıya yapacağız. Gazetecilik dünyasında sevgili dostlarımız bize bunu çok hissettirdiler. Sevgili Mazlum ağabeyimizle ilgili anılarıyla. Bundan sonra da ben iple çekiyorum. İnşallah hep beraber. Söyleşiyi. Çok teşekkür ederiz. Tekrar kısmet olur tabi inşallah bunu görmek, ben biraz daha gençleştim inşallah demansiyonum olur. O zaman ben sevgili Bağdan rica edeyim, Mazlum Gökçay abimize bugünün bir hatırasını verelim. Estağfurullah. Şeref verdiniz Mazlum abi. Çok teşekkür ederim. Size sağlık. Bir de resimler alınırken sevgili Mazlum abimize buraya kadar geldi, şeref verdi. Bir çiçek vermek istiyoruz. Bunu başka yardımcım Sayın Ali Gök beyefendi versinler. Ustasını aldım önce. Onun için özür diliyorum. Sayın Necdet Çalaran'ı buraya çağırdım. Bugün anısına. Teşekkür ederiz. Katıldığınız için. Destekleriniz için. Söylerim size. Siz lütfen burada kalınız. Sayın Fatih Şahin. Teşekkür ederiz destekleriniz için. Sayın Kaan Balçay. Çok teşekkür ederiz. Başkanım sizleri alalım isterseniz fotoğraf olarak. Lütfen Bağa ve siz de böyle beraber. Bu arada ben sizin de belgelerinizi diplomalarınızı... Her seferinde olacak mı başarım? Her seferinde olacak. Çok teşekkürler. Bunlar yapılan... işlere küçük bir teşekkür. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Başkanım size ortamıza isterseniz. Evet. Olur. Bahar ve Sefa'yı alabilir miyim? Sefa. Kenarda duran kötü çıkaralım söyleyeyim. Ortaya geçin.